Zeytinyağı alırken üreticiyi tanımaları gerektiğini, zeytinyağının sadece ön yüzündeki bilgilere değil arka etiketini de okumaları gerektiğini. Neye dikkat edelim? Mutlaka soğuk sıkım olmalı. Şimdi soğuk sıkım nedir diye çok evet. soru geliyor. Evet. Soğuk sıkım zeytinler ayrıldıktan sonra bir hamur haline geliyor makinenin içinde ve ona o hamurun kendi bir ısısı var. Onun 28 derecenin üzerine çıkmaması lazım. Evet. O 28 derecenin üstüne çıkarsa içindeki bir takım etken maddeler, faydalı maddeler ölüyor. Dolayısıyla soğuk sıkım olması lazım. Kesinlikle sızma zeytinyağı olması lazım. Riviera bir zeytinyağı değildir. Özellikle buna dikkat ediliyor olması lazım. Erkan. Evet Riviera zeytinyağı Evet çok ee, kullanıldı senelerdir. Evet, senelerce. evet, evet. Ama işte e, bilim ilerledikçe ve zeytin ve zeytinin sağlığa faydalarıyla ilgili çok fazla akademik çalışma yapıldığı için bunların hepsi artık gün yüzüne çıkıyor. Evet. Soğuk sıkım olmalı, üreticiyi bilsinler. Zaten zeytinyağını aldığında da herhangi böyle bir metalik Hafif bir burukluk söz konusuysa o yağda bir oksidasyon vardır. Bir hmm, de... Oksidasyon ne demek? Zeytinyağının yaşlanması demek. Zeytinyağı yaşlanırsa eğer içindeki o faydalı elementler ölmeye başlar. Ve hmm. tadı metalikleşir. Dolayısıyla siz vücudunuza yaşayan bir ürün değil, size evet. kilo aldıracak ve sizi beslemeyecek bir ürün almış olursunuz. Vay vay vay. Ee, evet, e, zeytin kurma ile ilgili... Ee, soru var mı? Sakine, sana soruyorum. Mesela şimdi bu e, anlattığımız şeyden sen evine gitsen mesela bir eksik şey var mı kafanda şu anda? Soru işareti. Sor bir dakika. Eksik bir şey yok. Sadece ben e, mesela şeker koyuyordum, sirke koyuyordum siyah zeytin yaparken onların olmadığını gördüm. Şaşırdım mesela. Yok, Hayır. şeker. O... Ko şeker koymuyoruz biz. E, şeker fermentasyonu hızlandırır. Ben o yüzden evet. konuluyor olabilir. Eğer hani evet. Çabuk olsun diye, evet, çabuk olgunlaşsın diye şeker konulabilir. Ee, sirke de yine aynı şekilde hem steril tutar zeytini Hı. hem de kendi bir aromasını verir. Şimdi ben anlatayım mı? Mesela şu kavanozu alalım. Ben şuraya kadar hani birkaç gün suyunu döktük, yaptık. Suyunu döktük, yaptık. Ben sirke koyuyorum sakine. Az bir şey üzüm sirkesi sevdiğim için üzüm koyuyorum. İsteyen Elma. Genelde elmayı tercih ediyorlar. Ben üzüm sirkesine gerçekten hani aşım o, o tadı arıyorum. Elma sirkesiyle yiyorum ama çok barışık olduğum söylenemez. Onun için de üzüm sirkesinin peşinden giderim. Çok seviyorum. Üzüm sirkesi koyarım. Zeytinyağı. Ee, sıvı yağ bir şey koyalım mı üstüne? Yok hayır gerek yok yeme yani fermentasyonu bittikten sonra mesela siyah zeytinleriniz oldu artık o zaman biraz zeytinyağı koyabilirsiniz Zey, e, zeyt eğer uzun süre saklayacaksanız mısır özü kullanabilirsiniz çünkü hmm. zeytinyağı aldığınız zeytinyağı canlı bir zeytinyağıysa o şeyi yavaşlatır hani zeytini evet. çabuk yumuşatır evet. ben